Merhabalar arkadaşlar, selamlar, sevgiler, dostlar, arkadaşlar. Bu videomda arkadaşlar Windows 11'in indirme şekli, edinme vesaire, yükseltme gibi bir takım durumlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz, bildiğiniz üzere son zamanlarda Windows 11 oldukça yükselişe geçti. Her ne kadar Insider deneme sürümü olsa da, test sürümü olsa da şeye geçti. Yani kullanım olarak insanlar tercih etmeye başladılar. Ancak yükseltme yapmak için bir takım zahmetler var. Windows kullanıcıları, Windows 7, 8, 1, 8, 10 üzerinden yükseltme yaparken o biraz problemler yaşanabiliyor. Buna istinaden aslında Windows 11'in kendisini indirip temiz bir kurulum yapmak ve buna göre daha doğru kararlar olacağını düşünüyorum. Mesela Microsoft'un şu anda sitesine girdim ben biraz evvel, burada Windows 11'i işte yükseltin şeklinde Windows 11'e tanışım vesaire açıklamaları var. Hatta burada sistemlerinizle ilgili gereksinimleri de koymuşlar. Yani Windows 11'in sistem gereksinimleri burada yazıyor. Mesela ne diyor? İşlemci 1 GHz, daha hızlı 2 ve daha fazla çekirdekli. 64 bit işlemci, çip üzerinde sistem diyor, SOC. RAM 4 GB diyor minimum. 64 veya daha fazla depolama alanı 64 GB. Sistem üretici yazılımı, UEFI güvenli ön yükleme özelliği var diyor. İşte güvenilir platform modülü TPM sürüm 2.0. Grafik kartı DirectX 12 uyumlu grafikler. 9 inçten büyük HD çözünürlük 720 pix. Windows 11 Home kurulumu falan vesaire yazıyor burada arkadaşlar. Burada özel Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet gereklidir. Yani buradan şunu anlıyoruz. Windows 11 Home kurulumunu yapacaksanız eğer mutlaka Microsoft hesabı ve internet gerekiyor. Yani Home sürümünde böyle bir handikap var. Eğer ki normal yerel hesap açmak istiyorsanız, sallıyorum Ahmet Mehmet X bir hesap açacaksanız, Home kurulumu size göre değil. Dolayısıyla diğer seçeneklere yönelmek lazım. Windows 11'de Professional olan sürümü yerel hesap açma izni veriyor arkadaşlar. Kurarken internete bağlı olmamak aslında mantıklı. Microsoft hesabı ve arka plandaki işte bulut hesapları kurulumda devreye giriyor ve bir takım geçişleri, yerel hesap açmayı vesaire gibi seçenekleri farklı menülerden veriyor. Bu sefer zorlanıyorsunuz yerel hesap açmak için. En güzeli interneti keserek kurulum yapmak. Ama home sürümünde maalesef bir zorunluluk var. Burada yazmışlar. Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir diyor arkadaşlar. Tianstl.com'da arkadaşlar Windows 11 bölümü var. Windows 11 bölümünden de Windows 11'in çeşitli modlanmış sistemler de var burada ve makaleler ve sohbet çatısı altında Windows 11 hakkında gelişmeler var burada arkadaşlar. Benim kendi hazırlamış olduğum sistem de burada mevcut arkadaşlar. Pre-activated Digital License. Bu yani bu sistemi kurduktan sonra dijital otomatik lisans yapıyor arkadaşlar. TPM hatası vesaire yok. Hatta bir girelim buraya. Aslında benim anlatmak istediğim burada Windows 11'i aslında edinmek, yükseltme işlemi değilden ziyade burada mesela uup.rg.edgard.net bu site, videonun altına eklerim. Buradan nasıl indireceğiz pekala? Burada bu siteye girdiğimizde arkadaşlar buradan yapacağız. Windows Insider versiyon seçiyoruz. Insider versiyon. Bu select versiyon diyor. Versiyonu seçiyoruz. Windows 11'in burada mesela 10.0.22.000.65 x64 sürümü var. Insider Private diyor. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. 65 sürümüne kadar gelmiş. Bu sitede güncel ISO kalıplarını bulabiliyoruz arkadaşlar. Ancak bunun indirme şekli var. Onu da birazdan göstereceğim. Buradan dili seçiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz dili seçebilirsiniz. Türkçeyi seçtim ben. Buradan Professional sürümünü seçiyorum arkadaşlar. Bunu biraz önce değinmiştim arkadaşlar. Burada demin Microsoft hesabı, yani Home kurarsanız Microsoft hesabı ve internet gereklidir diye ibare var bu gördüğünüz üzere. Ama Professional'da yerel hesap açma izni var arkadaşlar. Buradan da tek tıklamayla indirme dosyasını veriyor size. Yani bu dosya
Command Prompt Line, yani CMD dosyası arkadaşlar. Bunu indirelim şimdi. Ben indiriyorum IDM ile. İndirelim. İndirdikten sonra arkadaşlar bu dosyayı download dizinine iniyor zaten. Bu dosyayı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çalıştırdıktan sonra şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Ben göstereyim buradan. CMD ekranı geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ekranda otomatik olarak çalıştırdığımız dosya ISO dosyasını otomatik olarak bu site üzerinden indirmeye başlıyor arkadaşlar. Microsoft'un kendi ISO kalıpları arkadaşlar. Bu site aracı bir site zaten. Ama güvenilir yani. Herhangi bir kuşkunuz olmasın. Ben de şahsen indiriyorum. Diyelim ISO dosyasını indirdik. İndirdikten sonra kendiniz hangi yöntemi kullanıyorsanız, ben Ventoy boot programını öneriyorum. Ventoy'a girelim. Ventoy'a giriyoruz arkadaşlar. Ventoy'da download'a tıklayalım. USB diskinize indirdiğiniz ISO dosyasını yazdırıyorsunuz aslında arkadaşlar. Nasıl yazıyorsunuz? Buradan Windows için olanı indirip buna tıklayalım arkadaşlar şimdi. Windows için olanı indiriyorsunuz arkadaşlar. Zip'ten çıkan dosyayı çalıştırıp USB diskinize Ventoy'u yazdırıyorsunuz. Yazdırdıktan sonra geriye kalan işlem girip USB diskinize giriyorsunuz. Ondan sonra ISO dosyalarını yapıştırıyorsunuz arkadaşlar, indirdiğiniz dosyayı. Buradaki mantık şu, yani indirme şekli ve buradaki siteden ve burada home sürümünün bildiğiniz üzere burada bir zorunluluk var. Ama Microsoft hesabı olarak yerel hesap dışında kullanıcılar olursa Windows 10 Home'u da indirebilirler. Burada yazıyor 11 Home pardon. 10 Home'u da indirebilirler. Ama ben Professional'ı tavsiye ediyorum. En azından bir takım sınırlamalara mal vermeden rahat bir şekilde kullanma ve indirme şekli var. Kullanım şekli var daha doğrusu. Ventoy. Ventoy'u sevmiyorsanız Rufus olabilir bilinenler içinde. Rufus'u indirirsiniz arkadaşlar. Rufus'u indirip burada USB diskimizi takıyoruz. Daha sonra işte select'ten göz attan yani ISO dosyasını gösteriyorsunuz arkadaşlar. Gösterdikten sonra start butonuna tıklayıp USB'ye yazdırıyorsunuz ve bilgisayarınızın boot yönergeleriyle, yani tabi bilmeniz gerekiyor hangi model marka kullanıyorsanız cihaz, o boot yönergelerini uyguluyorsunuz. USB diskinizi seçip UEFI veya Legacy normal MBR kurulum yapıyorsunuz, boot edip temiz kurulum yapıyorsunuz. Yükseltme metoduyla da tabii ki Windows 10 kullanıyorsanız önce güncellemelerin tam olması lazım. Ondan sonra yükseltme, insider sürümleri yükseltme seçeneği ayarları açıksa eğer Windows 11'i yükseltme kanalıyla da kurabiliyorsanız lisansınız vesaire herhangi bir sorun olmadan yükseltme yapabilirsiniz. Ama ben temiz kurulum yapayım. Her şeyim diskimde mesela yer kaplamasın, eski klasörler, eski sistemden kalan şeyler, kalıntılar, dosyalar vesaire. En mantıklı yol bu yol arkadaşlar. Buradan indirip Windows 11'i Rufus'la veya Ventoy'u tavsiye ederim. Ventoy'la birden fazla işletim sistemleri ISO dosyalarını kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu işlemleri yapmak için en güzel yol Ventoy multiboot uygulaması arkadaşlar. Çoklu sistem kurulum uygulaması. Yapacağınız işlem USB diski takıp Ventoy'u USB diske yazdırıp ISO dosyalarını USB diskinin ana dizinine atıyorsunuz. Copy paste ediyorsunuz yani. Diyelim bu ISO dosyası. Ya Ventoy'u yazdırdığınız USB diske. Bunu kopyalıyorsunuz ISO dosyası gibi. Buraya yapıştırıyorsunuz içine USB diskin. Daha sonra boot edip sisteminizi kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Rufus'da da aynı mantık zaten. Rufus'da sadece bir işletim sistemiyle sınırlı kalıyorsunuz. O açıdan baktığım zaman bir dezavantaj bence. Artık belki yakında belki o özelliği de getirirler. Rufus belli olmaz. Birden fazla sistem kurulumu için. Ben Ventoy'u öneriyorum. İşletim sistemlerini yazdırıp yani kurmak için ISO dosyasını herhangi bir şeye copy paste ediyoruz. O kadar. Başka bir işlem yok arkadaşlar. tnstr.com'da Windows 11 benim şeyim var. Konum var burada. Dileyen buradan da yapabilir, indirebilirler, inceleyebilirsiniz konuları. Ben bir takım modlama işlemleri yaptım sistemle ilgili. TMP hata vesaire yok, ön yükleme hatası vermiyor. Özel ayarlar tanımladık arkadaşlar. Benim kendi blog sayfam da var arkadaşlar. Oraya da girelim. gnu-linux-tr-blogspot.com arkadaşlar. Burada da Windows'la ilgili çalışmalarım, Linux çalışmalarım var arkadaşlar.
Dileyen blog sayfamdan da güncel olarak güncellemeye çalışıyorum zaman buldukça. Buradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar sistemlere. Şimdilik Windows 11 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İndirme şekli, yükseltme sayfasını ziyaret ettik. Sistem gereksinimlerine baktık. Yazdırmak, ISO indirilen ISO dosyasını yazdırma metodu yöntemini en azından bahsini yaptık. Yani Vento'yu tavsiye ediyorum. Windows 11'i bu şekilde edinebilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız olay download dizine inen biraz evvel gösterdiğim dosyayı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmak değerli arkadaşlar. Bu kadar. Yapacağınız olay bu. Zaten gösteriyor burada da bakın. Professional diyor. 64 bit Türkçe diyor arkadaşlar. Sürüm bilgisi 22.065. Gördüğümüz gibi. Bu dosyanın içerisinde bir takım kodlar var. FTP protokolü üzerinden indiriyor arkadaşlar. Microsoft kanalından. Yani resmi olarak yayınlanmadı Windows 11 ama bahsi edilmeye başlanmış. Gördüğümüz kadarıyla sitesine girdik biraz evvel. Evet. Bahsi yavaş yavaş bizi işte şu an Insider deneme sürümü deneme tahtası olarak kullanıyorlar. Yani her sürekli güncelleyecek bu sonuçta finale kadar sürekli yeni sürümler çıkacak. Yani eğer sistem gereksinimleriniz, donanım gereksinimleriniz eğer karşılıyorsa bu sistemi denemek için kurulabilir. Eğer real kurmadan sanal sistem üzerinden kuracaksanız eğer Oracle VirtualBox veya VMware Workstation uygulamalarını kullanarak sanal olarak kurabilirsiniz de, deneyebilirsiniz de. Sallıyorum Windows 10 kullanıyorsunuz ama Windows 11'de sanal olarak kurabilirsiniz. Ama nasıl? ISO dosyasını buradan indirip, deminki gösterdiğim gibi indirip, ISO dosyasını sanal makineye gösterip ayarları yaptıktan sonra kurabiliyorsunuz. Bununla ilgili çeşitli makaleler var zaten. Videolar, anlatımlar, resimli içerikler. Oralardan istifade edebilirsiniz sanal kurulum için arkadaşlar. Şu an anlatacaklarım bu kadar. Windows 11 indirme şekli, kurulum yöntemleri vesaire bir bahsini yaptık. Ben aslında normalde Windows 11'i tabii ki kurarak incelemeler daha önce de yapmıştım ama daha detaylı ayrıntılara gireriz. Ben aslında içimden de çok gelmiyor. Daha yeni bir sistem çünkü. Biraz şöyle bir beta olsun ne bileyim RTM falan olsun finale yakın. Öyle bir daha kapsamlı bir inceleme işlemleri yapabiliriz. İleride yaparız inşallah belli olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu iyi bulduysanız ve güzel bulduysanız beğen butonuna tıklarsanız abone olmak isteyenler her zaman olabilirler. Çeşitli video içeriklerini eklemeye çalışıyorum zaman buldukça. Evet arkadaşlar Windows 11'i anlattık. Bugün de böyle geçti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Saygılar.